Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Herkese selamlar ben Zeynep Kuzen'im Burak'la yaşadığım harika deneyimimi paylaşmak istedim. Ben 22 yaşında yaklaşık 1.55 boyunda ve 62 kiloyum. Beyaz tenli kumral saçlı kahverengi gözlüyüm. Oldukça bakımlı biriyimdir. Kuzenim Burak da benimle aynı yaşta 1.85 boylarında iri yapılı ve çok yakışıklı bir çocuktur. Ailemin Erzincan'da üzüm bağları var. Ben de ailemle Erzincan'da yaşıyorum. Burak teyzemin tek çocuğudur. Teyzem ve eniştem Ankara'da yaşamaktalar. Teyzemler çocukluğumuzdan beri yaz tatillerinde gelir, bizde vakit geçirirlerdi. Eniştem işi gereği pek kalamazdı, ama Burakla bütün yazı birlikte geçirirdik. Burak teyzemin tek çocuğu benim ise, benden dört yaş büyük bir ablam var. Bu sebeple Burakla çok iyi anlaşır, birlikte çok vakit geçirirdik. Yaşlarımız büyüdükçe daha az vakit geçirir olmuştuk. Burak artık eskisi gibi her yaz Erzincana gelmiyordu. Gelse bile çok sürmeden geri dönüyordu sıkılıyormuş beyimiz. Ne de olsa büyük şehir çocuğu. Derken şu salgın belası patlak verdikten sonraki Haziran ayında yasaklar kalkınca ailecek tekrar Erzincan'a geldiler. Desti karantinaydı derken nitekim hiçbiri hasta değildi. Teyzem Ankara'ya dönmek istemiyordu. Enişten mecburen gidecekti. Ama teyzem ve Burak uzunca bir süre bizde kalacaklardı. Çok geçmeden Burak'la bağlarımızda gezip konuşuyorduk. Ankara'yı birkaç kere görsem de sürekli oraları sorup duruyordum. Burak da anlatır dururdu. Çok belli etmedim ama ondan hoşlanıyordum. Ama ile büyükleri alan herkes bizi kardeş gibi bilirdi. Burak'la konuşurken lafı kız arkadaş konusuna getirdim. "Sevgilin var mı?" diye sordum. O da, vardı ama ayrıldık birkaç ay önce, dedi. Kızlarla aran iyidir yenisi bulursun sen dedim. Güldü, bakarız artık dedi. Senin hayatında biri var mı diye sordu bana. Ben de yok burada zor biliyorsun dedim. Peki, hoşlandığın biri var mı deyince, ilk başta yok diyecektim ama durdum ve bir şey söylemeden önüme baktım. O da makaraya sararak var birisi belli dedi sensin diyecektim ama vazgeçtim. O da çok üstelemedi. Ertesi gün akşamüstü bahçeyi sulayıp eve girdim. Banyoya gidip yıkanacaktım. Banyoya bir girdim ki ne göreyim. Bizim Burak anadan üryan sakal tıraşı oluyor. Sonra da banyo yapacakmış. İçeride üç veya dört saniye kaldım kalmadım hemen dışarı çıktım. Kapının dışından özür diledim. O gece Burak'ı düşünmeden edemedim. Alt katımda uyuyordu yakışıklım ama ona dokunamıyordum işte. Neyse güç bela o gece uyuyabildim. Aradan bir hafta geçti geçmedi bizimkiler. Şehir merkezine gezmeye gitme kararı aldılar. Ben gitmek istemedim. Burak gidecekti ama madem Zeynep gelmiyor ben de gelmek istemiyorum dedi. Bizimkiler ve teyzem sabah erkenden çıktılar, yola akşama anca geliriz yemeğinizi, yiyin bahçeyi sulayın dediler. Onlar gittikten sonra ben kahvaltıyı hazırladım. Burak'ı çağıracaktım ama odasında değildi. Fark ettim ki yine banyoda, fakat bu kez duş almıyordu. Kapıyı tıklattım. Ne oldu diye sordu. Gel sofra hazır dedim. Elimi yüzümü yıkayıp geleceğim dedi. Geçen seferki gibi dalma içeri diye ekledi. Ben de gıcıklık olsun diye açtım kapıyı. Açarken yine çıplak olsa yer ne güzel olurdu dedim. Ama giyinikti. Dişlerini fırçalıyordu. Kenara çekil ellerimi yıkamam lazım dedim. Bu bir bahaneydi ona yakın olmak istemiştim. Geçen sefer neydi o halin dedim. O da ne varmış banyodaydım ne yapayım asıl senin yaptığın neydi öyle dedi. Ben de yüz defa özür diledik işte bilerek mi daldım içeri dedim. O da iyi heyecandan bayılmadın diye güldü. Niye bayılayım, sanki hiç erkek görmedik. Ne yani kaç kere çıplak erkek gördün diye sordu. İnternet diye bir şey var oğlum görüyoruz herhalde dedim ne yani o tüm şeylerimi izliyorsun diye alaylı tavırla sordu. İzliyorum tabi sen izlemiyor musun dedim. Cevap vermedi. Sonra aniden dönüp bunlardan bir tek sende yok beyefendi çok havalanma dedim dalga geçerek. O anda çok şaşırdı bunu beklemiyordu. Aslında ben de ne yaptığımın farkında değildim ama yapmıştım işte. Lafı çok uzatmadan haydi haydi çay soğumadan gel deyip dışarı çıktım. Kalbim yerinden çıkacak sandım. Kahvaltıda pek konuşmadı zaten doğru düzgün bir şeyler de yemedik ikimiz de. Kahvaltıdan sonra ben odaya çıkıp üzerimi değiştirdim. Aklım kuzenimden başka bir şeye konsantre olamıyordum artık. Burak'a seslendim. Yanıma geldi. Kusura bakma dedim bana küstün mü? Yok, canım ne alakası var dedi. İyi o zaman gel bahçede sekiye çıkıp oturalım dedim. Sekiye çıkıp oturduk havandan sudan konuşmaya başladık. Kuzenime hiç biriyle yattın mı diye sordum. O da oho kaç kere yattım ben bile sayısını bilmiyorum dedi. Ben gözlerimi ondan kaçırarak yere baktım ve daha önce hiç yapmadım dedim mahcup bir tavırla. Sadece o videolardan izlediğim kadarıyla biliyorum. Gerçekte olan videolardaki gibi olmuyor dedi. Nasıl dedim. Orada rol yapıyor, çoğu göründüğü gibi değil. Ama gerçekten yaşamak, tecrübe etmek istersen belki ikimiz deneyebiliriz dedi. İşte duymak isteğim şey de buydu ama bir yandan da çekiniyordum. Burak çok üstelemeden evde kimseler yok, gidip eğleniriz biraz tabi istersen dedi. Eve geçtik. Biz tam başlarken kapı çalmaya başladı. Öyle aceleyle toparlandım kapıyı açmak için koştum. Burak hemen toparlanıp salona gitti. Televizyon izliyormuş gibi yaptı. Ben annemler geldi sanırken Allah'ın cezası komşu kadın gelmişti. Annemlerle kahveye sohbete gelmiş. Onlar yok akşam gelecekler dedim gönderdim. Salona geçip Burak'ın yanına oturdum biraz yine ama cesaretim kırılmıştı, o an yapamadım. O gece yatağıma uzandığımda yine aklımdaydı. Burak'ı yanımda istiyordum. Sabah tam kıvama gelmiştim kapı çaldı bütün cesaretim gitti. Aklıma koymuştum artık. Sessizce kalkıp odamdan çıktım. Büyük bir evimiz vardı üç katlıydı herkes odasında tek yatıyordu. Yani Burak da tekti. Alta kata Burak'ın odasına kalbim pırpır ederek gittim. Mışıl mışıl uyuyordu. Yanına sokuldum. Sırına sarılıp ellerimle göğsüne uzanıp okşadım. Sonra uyandı şok olmuştu ama hoşuna gitmişti. Dayanamadın dimi diye fısıldadı. Of öyle bir yapış ki anlatamam. Sonra olanlar oldu. Terden sırılsıklam olmuştuk saat gece yarısını çoktan geçmişti. Burak'ın yatak çarşaflarını toparladım üstümü alıp çıktım odadan. O gece çok mutluydum odama gidip ıslak mendille silindim ve öyle bir uyumuşum ki sanırsın gün boyu hamallık yapıp yorulmuş gibiydim. Sabahları sekiz demeden ayaklanan ben o gün on buçuğa kadar uyumuştum. O da ablam gelip zorla uyandırdı. Evet artık gerçek bir kadın oldum bu düşüncenin garip bir mutluluğu vardı üzerinde. Burak'la gün boyu göz göze gelip sırıtıyorduk. Onunla yalnız kaldığımız her fırsatta tekrar yaptık. Ama evde dört kişi daha vardı ve sürekli tenhalara çekilmek dikkat çekecekti. Bu yüzden biz de daha dikkatli olmaya çalıştık. Haftanın en az üç dört gecesi Burak'ın koynundaydım artık. İlk gecenin acemiliğinden sonra daha planlıydık. Akşamdan Burak'ın odasına temiz havlu kovayla su falan ayarlıyordum gizli gizli. Banyo yapıp yıkanacak değildik ama en azından temizlenmemize yetiyordu. İki hafta böyle devam etti. Artık gündüzleri hiç gizli gizli baş başa kalmaya çalışmıyor, hatta gün boyu doğru düzgün birbirimizi görmüyorduk bile. Kimse durumdan şüphelenmiyordu. Eskiden nasılsa öyle takılıyorduk gün içerisinde ama geceleri o harikaydık. Karı koca hayatı yaşıyorduk diyeceğim, ama çoğu gerçek karı koca bizim kadar yapmıyordur eminim. İki haftanın sonunda Haziran ayı bitmişti. Temmuz'a girmiştik. Normalde her ayın ikisiyle beş iyi arası mutlaka adet görmeye başlardım. Ama Temmuz'un onu oldu bende hala tık yok. Eyvah dedim. İşte şimdi ayvayı yedik. Burak'a durumu anlattım. Birkaç gün sonra Erzincan merkezi gezme bahanesiyle Burak şehir merkezine gitti. Birkaç tane hamilelik testi almıştı. Testleri kullandım. Hepsinde sonuç aynıydı, hamileydim. Artık geceleri yapmıyorduk, sabaha kadar bu konuyu tartışıyorduk. Burak'la konuşup kararlaştırdık. Bu çocuğu aldırmalıydık. Ama bu yakışıklı oğlanın çocuğunu doğurmak istiyordum. Kim bilir ne kadar güzel bir çocuk olurdu. Şehir merkezine gitmek için bahane arıyorduk. Bir gün bizimkiler bağda pikniğe gitme kararı aldılar. Burak'la ben de gezme bahanesiyle merkeze gittik. Özel bir klinikte muayene oldum. Temmuz'un 19'u olmuştu. Ve ben bir 5 haftalık hamileydim. Doktorla konuştum bir saat sonra beni operasyona adı ve kürtaj yaptırdım. Ama keşke doğurabilseydim demeden edemiyorum. Ağustos'un ortalarında yine başladık. Ama artık tebdiliydik. Artık geceleri onun karısı oluyor gündüzleri kardeşçilik oynuyorduk. Yakışıklım birkaç ayda hayatımı değiştirmişti. Yazın sonunda yine Ankara'ya döndü fakat telefonda konuşup kararlaştırıyor planlar yapıyorduk. Burak'ın ehliyeti ve arabası var zaten. Eniştem oldukça varlıklıdır. Bizim de iki tane aracımız var ama ben kullanmayı bilmiyorum. Ev ahalisine çaktırmadan merkezde arkadaşlarla buluşma bahanesiyle şehir merkezine gidiyorum. Teyzemlerin Burak'a hesap sordukları yok zaten. Burak arabasına atlayıp Erzincan'a geliyor, ben de merkeze gidip buluşuyorum onunla. Günlük kiralanan apartoda tutuyoruz. Evde babamlar içer ama ben hiç içki içmemiş biriyken Burak'la buluşmalarımızda bana bira şarap ne getiriyorsa içip kendimizden geçiyorduk. E haliyle eve gitmeden ayılması zor olmasın diye çok içmiyordum ama en az iki şişe birayı götürüp Burak'ın kucağında zıplıyordum. Ayda 2-3 kez buluşabiliyorduk ama şu sonki kısıtlamalar yüzünden artık bunu yapamaz hale geldik. Hayatımın ilk ve tek erkeğini çok özledim. Ben de dayanamayıp içimdekileri yazdım. Yakışıklımın bana sözü var. Günün birinde evlendiğimde beni yine hamile bırakacak. Düğün hediyesi. Onun müthiş genlerinden harika bir çocuğum olacağına eminim. Bu yüzden ilk önce onun çocuğunu doğuracağım. İnşallah yakışıklıma çok benzemez de millet şüphelenmez. Gelecekteki kocacığım üzgünüm fakat karın çoktan erkeğini buldu. Ve yine üzgünüm ki senin değil ilk ve tek gerçek kocamın çocuğuna hamile kalmaya kararlıyım. Erzincan'dan öpücükler.